أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وخلفائهم وأصحابهم وأتباعهم أجمعين. Arkadaşlar, sık sık bahsediyoruz. Dünyanın en zengin dili Arapça, en kolay dili de Arapça diye. Ve misal veriyoruz. On binlerce fiil sadece 35 kalıpta inceleniyor. Ve hemen hemen birbirine yakın ölçülerde. Kurallar hep birbirine bağlı. Özetlenmesi kolay. Mesela bir İslam büyüğü, İmam Bilgivi Hazretleri, Arapçayı 100 maddede özetlemiş. Tabi bu özetleneni açıklamak da gene ilmi çalışmalarla oluyor. İnşallah Teala biz bu 100 maddeyi bugün sizlere arz edeceğiz. Arapça okudan kardeşlerime diyorum ki, siz ezbere almazsanız ezberletemezsiniz. Gençtim, öğrenciydim, kürsüye çıkar vaaz ederdim. Mesela namazın farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini anlatırken ezbere anlatırdım. Orucun farzlarını, bozanları, bozmayanları ve çeşitlerini anlatırken hep ezbere anlatırdım. Niye? Siz gayret etmezseniz halktan gayret bekleyemezsiniz. Halk da öğrensin, ezberlesin. Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Bugün köyümde yaşayan halkın %50'sinden fazlası yaşıyor babamı tanıyanlar olarak. Onlar bilir ve tasdik ederler ki babam öğretmen değildi ama edebiyatçıydı. İmam değildi ama düzgün okurdu. Kıraati sağlamdı. Şeyh de değildi ama maneviyatı çok yüksekti. Tarikat ehliydi. Her şeyh de bulunmayan kemalat vardı. Yani Müslüman bellesin. Bellemesini tavsiye ederken önce siz belleyeceksiniz. Şimdi Avamil adlı bir eser yazmış biliyorsunuz. Eserinde amiller, mamuller, ameller özetlenmiş. Avamil denmesinin, amiller denmesinin sebebi taglibdir. Yani Arapça edebiyatında taglit var. Her dilde var bu. Yiğitler geldi. Arandaki misal kahramanlık sergilemeyen hanımlar da olmasına rağmen onlar azınlıkta olduğu için çoğunlukla ifade edilir. Yiğitler geldiler. Erlerimiz geldi. Halbuki hatunlar da var içinde. Misal. Arapçada İki şey var, birinin adıyla anılıyorsa o birine üstünlük ve ağırlık veriliyor demektir. Mesela bir erkek bir hanım geldi, Hüma denir ikisi. Hüve, Hüma. Mesela bir erkek iki hanım var, Hüm denir. Erkeğe liderlik verildiği için imam olacak, erkek var. Misal kamereyn. Şems müennes isim olduğu için, kamer de müzekker olduğu için kamereyn. Ay ve güneş. Valideyn ebeveyn. Kur'an ve sünnetteki ifade iki baba. Yani baba ve ana. Bizde yanlış ifade var. Ana baba hakları. Hayır, baba ana hakları. Anne çok değerli ama reis babadır. Ev sahibi babadır. İdareci, yönetici babadır. Yetkili babadır. Vel valideyye, orada mütekellim yasına izafetten dolayı nun düşüyor. Ya ya'ya denk geldiğinden şeddeleniyor. Oranın aslı vel valideyni li'dir.
Benim iki babam, yani babam ve anam. Veli valideyni lidir. Onun kalkıyor izafetten dolayı. Veli valideyi kalıyor. Li'nin yası lambda kalkıyor. İki ya şeddeleniyor. Veli valideyye. Vali baba. Validün neymiş? Baba. Validetün ana. Veledin sebebi demektir. Valid. Dolayısıyla her zaman doğurdu anlamı verilmez. Lem yelit baba olmadı. Baba olarak bir veledin sahibi değildir. Allah Teala baba değildir. Lem yelit. Ve lem yulet bebe de değildir. Kimsenin çocuğu da değildir. Doğurmadı ifadesi yanlış. Demek ki Allah Teala kimseye baba ve kimseye bebe değildir. Evet. Şimdi avamil denilmesinin sebebi neymiş? Çoğunluk kitapta amil olduğu için. Arapçayı özetlemiş. 60 amil, 30 mamul, 10 amel. Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Hazreti Ali'l-Murtaza Efendimizin keşfedip açığa koyduğu bu kuralları Osmanlı benimsemiş tabi. Dünya uleması benimsemekle birlikte bilhassa Osmanlı uleması alimleri. Bu usuller üzerinde çalışmış, çalıştırmış, yetişmiş ve yetiştirmişler. Yalnız amil, mamul, amel hep böyle gelmiş. Bunu Türkçeleştirmeyi asırlar sonra Cenab-ı Hak bana lütfetti. Amil etkileyen kelime, mamul etkilenen, amel etki. Bunu hemen misal veriyoruz. Abdüssemet yazıyorsun bakın. Allahu Ötzenin konuş sebebi var. Bunu göreceğiz. Buraya ilk amil olan B'ye getiriyoruz. Bakın. Billahi. 60 amilin birincisi B'dir. Göreceğiz şimdi özetlemede. Allahu Allah Celle Celaluhu. Billahi Allah'a Allah ile bu anlamlarda B harfi. Ha, burada ba ne oldu? Bakın. Amir. Buna ne dedik? Etkileyen 40 yıldır hamdolsun. 45 yıldır Allah'ın izniyle etkileyen derslerde anlatıyoruz. Allah ismi celili etkilenenler grubuna dahil olduğu için mamul. Bu amil etkileyen bu etkilenen. Esren oldu amel. Yani etki. evet. Amel şöyle yazayım da. Evet, etkiyi izah ediyoruz. Siz yazarsınız. Arapça bu. Kur'an-ı Kerim okuyorsunuz. Allah'a sonsuz hamdolsun sizler için harekelenmiş. O her bir harekenin bir etkeni, etkileyeni var. Bunun özeti bu şekil yapılmış. Evet. Şimdi Abdülsamet bugün özellikle senin için Allah'ın izniyle bu dersi tekrarlıyorum. Daha evvel arkadaşlarına tekrarladım. İnşallah başladık, devam edeceğiz. Ben bir öğrenci için, sırf bir öğrenci için kilometrelerce yer yaya yürüdüm. Şimdi Allah Teala değerli araçlar verdi. Sırf Allah için. Değil maddi bir çıkar, teşekkür bekleme. Niye? İnsan insanlığı bulsun. Ne ile?
Kur'an ile ve Muhammedi hayatla sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'ansız olmaz mı? Olmaz. Efendim falan adam hafız, alim değil. Ya o içinde Kur'an'dan bir şeyler var. Fatiha yok mu? Var. Kur'ansız olmaz. E adamın az ezberi var. İslam'dan nasibi az. Çok ezberi var. Çok. Bir de imanla birleşince bunlar ne oluyor? Kazanç üzerine kazanç. Şimdi 60 amir. Evet, 30 mamur. 30 mamur. Mamur 10 amel. Ne dedik? Etkileyen, etkilenen, etki. Etkileyen 60 tane. Etkilenen 30 grup. Bu etkileyenlerden grup olanlar da var ama çoğunluk tek tek. Evet. Mamur 30 grup. Amel gene 10 tane. 10 tane. Şimdi 60 amil. Amil önce ikiye ayrılır. Lafzı, manevi. Lafzı ile manevi. Lafzı ile manevi amil. Lafız demek kelime demek. Lafzı deyince kelimesel, kelimeden ibaret. Mesela bütün fiiller karşımıza gelecek. Yazma onu. Fiillerin tamamı amildir. Bir kelime, bir fiil kelimesi geldi mi en az bir tane mamul alır. Bazı kelimeler, şey fiiller iki, bazı üç. Evet. İnne, enne, kenne gibi edatlar. İki mamul alır. Ma, la, leysiye benzeyen. İki tane mamul alır. Evet. Demek ki lafzı amil neymiş? Onu yaz. Kelimeden ibaret. Manevi amil. Manadan virgül. Makam, virgül, konum, virgül, durumdan ve durumdan de oraya bir yaz ve durumdan ibaret amir. Önce az olanı ele alalım. Kitaplarda sona konanı. Manevi amir. Müpteda ve haberi etkileyen mana, muzari fiili etkileyen mana. Yani yer ve konum. Seneler önce aklıma geldi, bir ilkokul talebesi Arapça okumak istiyor, sordum. Noktadan sonra gelen kelime ne ile yazılır dedim. Düşünmeden büyük harfle dedi. Ne ile başlar dedim. Büyük harfle başlar. Ha, o nokta ne oluyor? Manevi amil oluyor. Görüyor musunuz? Türkçe'de mesela nokta manevi amil. Neden ibaret? Yerden ibaret, konumdan ibaret, durumdan ibaret. Yani burada söz bitti. E söze başlayacaksın, büyük harf olacak diye sana izah yapıyor. Anlam sağlıyor. Seneler öncesinde İstanbul ulemasından bazıları dediler ki işte içine bir mana doğar, onunla harekelersin diye ortalık mamulle dolar. Değil. Değil. O noktada nokta gibi. Manevi amil. Evet. Demek ki bu manevi amil, yani ismin ve ona cevap olarak gelen haberin herhangi bir
etkinin tesirinde olmaksızın gelmesi durumu. Bunu siz de yazın. Müpteda olarak gelen ismin, oraya o başına onu yazaptı sanat. Müpteda olarak gelen ismin ve ona cevap olarak gelen haberin herhangi bir amilin etkisinde olmaksızın gelmesi durum. Bu durum ona merfuluk kazandırıyor. Aliyyün Veliyyün Ali velidir. Ali velidir. Allah'a kullukla yaklaşmış olandır. Yakın ama herhangi bir şeye yakın değil yani. Veli kelimesi veliyederler. Eski mollalar veliyeder. Peşi sıra gelir. Yakınında bulunur anlamında veliyeder. Demek ki yakın olur. Herhangi bir şeye yakınlık değil bu veli. Türkçemizde mesela öğrenci gibi değerli bir elemanın sorumlusu. Orada Cenab-ı Hakk'ın adı veli, kulun, gerçek kulun adı veli. Bu efendi hizmetkar, amir, memur. İslam'da veli deyince demek ki kullukla Allah'a yaklaşmış olandır. Aliyyün veliyyün. Şimdi burada harekemiz ne? Öznelik hali. Ref, merfuluk. Merfu kelimesine ötreli gibi diyoruz. Merfuluk ötreli gibi. Mansupluk mansup diyoruz. Satla üstünlü gibi. Mecrur esreli gibi. Niye gibi esreli değil de? Çünkü kelimeler hep hareke almaz. Bazen ne yapar? Harf alır. Ötre almaz da elif alır. Elif almaz da vav alır. Evet. Şimdi demek ki Aliyyün yarın geldi. Neden? Herhangi bir amilden mücerret geldi. Soyutulmuş olarak. Ha, bunun bu durumu bunun merfu olmasını gerektirdi. Buradaki manevi etken bu. Buna cevap olarak geldiği için başka bir amilin burada etkisi, katkısı yok. Bu durum bunu da merfu kıldı. İkincisi, muzari fiil. Yahlukullahu. Allah yaratır. Buraya yaratandır deriz. Diyebiliriz. Diyorum ki Cenab-ı Hak'la ilgili bilhassa. Başka zamanda da kullanırsınız. Fiillere isim, isimlere fiil manası verirsiniz. Allah Teala yaratandır, Allah Teala yaratır. Evet. Mutlak yaratıcıdır. Ha. Burada yehluku muzari fiildir. Peki nasıl gelmiş? Herhangi bir amil etkisinde kalmaksızın durumunda gelmiş. Bu durum manevi amil oluyor. Onu etkiliyor. Ne yapıyor? Merfu kılıyor. Evet. Peki Allah ismi celili nereden ötrelendi?
Fiillerin tamamı dedik, amildir. Bunun demek ki amili fiildir. Yahlubullahu halkan. Mutlakan. Mesela yaratığı yaratır. Burada yahluku halkanı da etkiledi, onu mansup kıldı. Mutlakan haldir. Haldir. Evet. Failin halidir. Oradaki onu mansup kılan nedir? Açıklayıcı olarak gelmesidir. Yaratıcının durumunu anlatıcı olarak gelmesidir. Fiilden değildir onun etkilenmesi. Durumdan, durum ifade etmesinden dolayıdır. Evet. Biz burada yahlubullahu. Demek ki iki tane manevi amelimiz var. Birisi mübteda ve haberi merfu kılıyor. Diğeri de muzari fiili merfu kılıyor. Ha. Lafz-ı amil kaç tane olacak şimdi? 58 tane değil mi? 2'yi çıktık. Evet. 58. 58'in 49'u semai amil. Sema'i. Arkadaşlar, sema'i ayınla olduğu için böyle yazıyoruz. Benim yazılarım, tefsir tercümelerim, kendi eserlerimde bu gibi ifadelere rastlarsınız. Sema'i, sema'i. Hiç Arapçayı bilmeyen de yakın okur. Evet, sema'i, amil. Semail duyumsal demek. Yani duyum ve ezbere dayalı olan amil. 9 tanesi kıyasi. Kıyasi. Kıya. Evet. Kıyasi. Kafla. Kıyasi. Evet. Kıyasi abi. Kıyasi. Semai demek ki duyum ve ezbere dayanan. Kıyasi ölçü ve kurala dayanan. Mesela Arap diyor ki "20 cer harfi bir ismi mecrur eder" diyor. Biz de diyoruz ki 20 cer harfi bir ismi mecrur eder. Duyduk, ezberledik, tekrarladık. Bunun için buna ne diyormuşuz? Semai amir. Kıyasiye gelince ne dedik? Her fiil amildir. Nasara fiildir. Öyleyse bu da amildir. Ölçtük, fiil çıktı. Kuralımızı uyguladık. Buna diyoruz kıyasi amil diye. Nasara Aliyyün ebahu. Ali babasına yardım etti derken. Nasara fiil. Ha, Aliyyün harekesini merfu kılan neymiş? Fiil. Nasara. Evet. Şimdi 49 semai amili 5 kısımda inceleyeceğiz. 1. Başına bunu yazdık ya, semai amil diye. Cer harfleri. Cer harfleri. Evet, cer harfleri. Buna carrun dersiniz her birine. Carrun. Çünkü şeddelinin ismi fail öyle gelir. Cerre çekti, indirdi. Carun çekip indiren. O zaman o harfe siz lafzun diyorsunuz. Müzekker yaptığınız için. Harfin deseniz ne olur? Carratün. Evet. Bu gibi şeylerde zamirin gelişine göre müennes gelmişse kelime diyorsunuz. Müzekker gelmişse lafız diyorsunuz. Oldu mu?
Demek ki geçen bir sözden sonra zamir gelmişse onu anlatmak için müzekkerse lafız, müennesse kelime. Bu kadar kolay. Cer harfleri kaç tane? 20 tane. Erol sayabilir miyiz? Bir saymaya çalış, ben tamamlayayım. Ba, min, ila, an, lam, fi. An, ala, atlama ki kolay olsun. Ala, lam, fi, fi, lam, lam, kef, hatta, rubbe, müz, müz, haşa, hala, ala, ada, ada, yemin vav, yemin vası, yemin tası, lealle, key, key, levla, levla. Aferin. Biraz karıştı ama olsun. Tamamını saydın. Aferin. 20 tane cer harfleri arkadaşlar. Bunları üretirken 20 tanesini işte sizin elinizde benim tesilül avamil var. Avamilde de öyle. Bizim Osmanlı ulemasının Allah ruhlarını şad etsin çalışma usulleri çok muazzam. Mesela biz İmam Hatip'e vardık 3-5 tane birinci sınıfta. Efendim ikinci sınıfta baktık. Ondan sonra son sınıfta baktık 10-12 tane. Dedik ki herhalde bu kıyamete kadar devam edecek bu sayı. Çoğalacak. Ya adamlar 20 tane saymış, misalinde vermiş. İnne ve kardeşleri. Ya 8 tane saymış, tak diye vermiş. Efendim kural. Küllü cemi müennesü. Bunlar küllü cemi müennes. Cer harfleri burada özette var ama küllü cemi müennesün. Her müennes şey, her cemi müennestir. Ya ne var, devamını da söyle. Liennehu bimanel cemaati demiş bizim ecdat. Çünkü cemaatün manasındadır. Yani efendim bir grup insan geliyor. Kim? Onlar. Hemen hiye gelmiş. Niye? Çünkü cemaat dedi mi, cemaatün lafza müennes. İmam Hatip'e de sordum hocam. Müennes de tekil müennes mi? Çoğul müennes mi? Bazen tekil bazen çoğul dedi hocamız. Meğer tekilmiş. Cemaatün kelimesi tekil müennes. Evet. Yani burada bir parantez açmış oldum. Yani arkadaşlar derli toplu. Arapçayı sevdirerek, kolaylaştırarak. Evet. 20 cer harfi. 5 kısım. 2. İnne ve kardeşleri. Nevasih. Neve. Sih. Harfleri. Nevasih. İnne ve kardeşleri. Nevasih. Nasihatün kelimesinin çoğulu. Yani kelimenin kimliğini silip değiştirdiği için, neskettiği için. Mübteda ve haberi ne yapıyor? Ortadan kaldırıyor. Bu sefer inne ve kardeşlerinin ismi ve haberi dediriyor. Hareketlerinden neskediyor. Kendine has yapıyor. Demek ki inne kardeşleri. Şuraya bir tane inne yazayım. Kur'an-ı Kerim sizler için hazır tatbika sahası. İnnallâhe gâdirun. İnnallâhe gâdirun. Ne yapıyor? İsmini nasb ediyor. Tekil düzenli isimse veya kırık cemii düzenli ise üstün koyuyor. Tesniye ise ya, cemi ise ya, misal. Evet, inne ve kardeşleri. Üçüncüsü, leyseye benzeyen ma ile la. Bu sözlüklere bol bakın. Ma kelimesi, nefyedatıdır. Nefyedatıdır. Efendim, nehyedatıdır. Evet. İsmi mevsuldür. Soru masıdır vesaire. La da öyle. Birkaç anlamda karşınıza çıkar. Burada leyse anlamında. Leyse nakıs bir fiildir. Orada izahını yaptım ben güzelce. Tesil-i avamilde. Güzelce izahını yaptım. Tesil-i avamilde.
leyse gibi. Yani olumsuzluk anlamı verir. İsmini ref eder, haberini nasb eder. İnnallâhe kadirun da olanın aksi. Mesela mellâhu teâlâ gâfilen. Allah asla habersiz değildir. Mellâhu teâlâ gâfilen. Mellâhu teâlâ nâsiyen. Allah unutan bir varlık değildir. Cenab-ı Hak için bu olumsuzluk kullanılır. Tamam mı? Evet. Mesela büyüklerimiz Mellahu Teala mütemekkinen bir mekan. Allah herhangi bir yerde yerleşik değildir. Evet. Maviyle la. Evet. La aliyyün cahilen. Ali cahil değildir. La aliyyün cahil. Evet. Dördüncüsü. Ne kadar kolay. Muzari'yi nasb edenler. Enlen key. İde. Yansuru len yansura. En yansura. Orada anlamlarını göreceksiniz. Size vereceğiz bu nüshalardan. Evet. Muzari'yi nasb edenler. Muzari'yi, Muzari'yi nasb edenler. Beşincisi Muzari'yi cezmedenler. Cezm edenler. Bu 4 tane, bu 2 tane, bu 8 tane, bu da 15 tane. Toplam 28, 30, 49. Muzariye nasip eden 4 tane, cezmeden 15 tane. Diğerleri isimle ilgili. Evet. İsimlerin başına gelenler. Evet. Kaç dakika var? Ortalama 15 hocam. Tamam. Kıyasi amil. Oradayız değil mi? Evet, evet hocam. Kıyasi amil. Kaç taneydi? 9. 9. 9. 1. Fiil. 2. İsmi. Fail. Fail. 3. İsmi. Meful. 4. Sıfatı müşebbehe. Sıfatı müşebbehe. Müşebbehe 5. İsmi tafdil. Doğru mu sıra? Doğru hocam. 6 mastar mı? Doğru hocam. 7 muzaf isim değil mi? Doğru hocam. 8 ismi mübhemi tam. Olur. Arkadaşlar tam kapalı isim. Mesela Türkçe'de var. Seninkinden bende de var. Kapalılık görüyor musunuz? Arapça'da buna ismi mübhemi tam denir. Mesela bütün sayılar, miktarlar, mesafeler bunların hep isimleri kapalı isimdir. Ondan sonra onunki gibi seninki de şöyle muammalı ifadeler. Bunlardan sonra bir temyiz gelir. Temyiz. Mesela etteravihü işvune. Teravih 20'dir. Rek'aten. O rek'a kelimesini mansup kılan nedir bu? İşvun rakamıdır. Mali misle malike. Seninki gibi benim olan var ya, ha. Semenen, para olarak. Görüyor musunuz?
Semen kelimesi temyizdir. Yani mümeyyiz, açıklayıcı demektir. Bu kelimeden dolayı böyledir. Evet. Yani gelen kelime kendisinden önceki kapalı giderir, açıklar. O da bunu ne yaparmış? Harekeler. Dokuzuncusu da manayı fiil. Unutmayacağınız mana. Her Kur'an'a, Kur'an'a sarıl, huzhu demektir. Daha unutmayacağınız hayye alel felahi. Esri'u alel felah demektir. Esri'u. Sürat gösterin. Koşun. Hayye. Bunlar genelde isim şeklindedir ama fiil anlamı taşır. Evet. Ne yaptık? Amirleri bitirdik mi? Evet. 30 mamur arkadaşlar. 30 mamur. 9 tane merfu. 13 tane mansup. Aferin. Mansup. 2 tane mecrur. 1 tane meczum. Evet arkadaşlar. Mesela fiilin faili merfudur. Mübteda haber merfudur. İnnenin haberi, ma'nın ismi. Tamam mı arkadaşlar? Merfu mamuller bunlar. Ha. Mansup mamuller. Mesela mef'uller. 5 tane mef'ulümüz var. Mef'ulü mutlak, mef'ulü bi, mef'ulü fi, mef'ulün leh, mef'ulün ma'a. Bunların hepsi nedir? Mansuptur. İnnenin ismi, ma'nın haberi, tamam mı? Bunlar mansuplar kısmından. Mecrur mamul, 2 tane. 20 cer harfinden herhangi birisinin gelmesiyle olan mecrur, bir de muzaf kelimenin gelmesiyle. Mesela Allahu Resulullahi. Allah ve Allah'ın Resulü derken Allah ismi celini esreden neymiş? Lillahi gibi muzaf kelime esreniyor. Evet. Allahu Resulullahi. Bunun aslı Resulün Lillahi. Bazen şehru şey sıyamu şehrin sıyamu şehri ramadane sıyamın fi şehri ramadane yani izafet bir mana fi bir mana min bir mana lam denir. Mesela hatemi fittatin gümüşün yüzüğü değil orası gümüşten yüzük dendan tamam mı? Yani demek ki mecrur mamulümüz iki tane. Bir muzaf kelime geliyor, ondan oluyor. Herhangi bir muzaf. Bir de 20 cer harfinden birisi geliyor. Meczum da şurada mansup da mesela nasb eden, muzariyi nasb edenlerden herhangi biri gelir. Muzari fiili mansup olur. Meczum da cezmedatlarından, 15 cezmedatından herhangi biri gelerek muzari fiili ne yapar? Cezmeder. Mamuller de bitirdik. Evet. Buyur. Evet. Bu arkadaşlar toplamını söylemedim. Hemen 9, 13 daha 22. 2 daha 24. 1 daha 25. 5 tane de tabi mamulumuz var. Yani amilden sonra gelen amilin etkilediği mamulün adı asıl mamul. Ona uyan tabi mamul. Tabi mamulümüz 5 tane dedik. Bir sıfat. Evet. Câe racülün alimün ilim sahibi bir adam geldi. Câe neydi? Fiil. Neydi? Amil. Bu bunun asıl mamulü. Buradan etkilendi. Bu da buna uyarak aynı harekeyi aldı. Bu bunu anlatıyor, açıklıyor. Bu da bunu ne yapıyor? Harekeliyor arkadaşlar. İkincisi
atıf. Yani matuf. Matuf. 10 tane atfedatından birisinin gelmesiyle yapılan. Mesela Resulü Amener Resulü vel müminune. Yani şuraya dayandırıldı. Atfetmek demek dayandırmak. Müminun merfudur. Dedik ki merfu ne demek? Ötreli gibi dedik. Yeri gelecek vav alacak. Yeri gelecek elif alacak dedik. Burada ne yaptı? Vav aldı. Demek ki amener resulü özne olduğu için ötreli, ona çoğul olduğu için vav aldı ötre alameti olarak. Yani merfuluk alameti olarak. Allah Resulü o Resul. Yani Allah'ın Resulü el takısı. Buna direkt Allah'ın Resulü dersiniz. Muzafın ileyhden bedeldir. Resulullah. Amen Resulü. Allah Resulü iman etti müminler de. Evet. 10 tane atfedatımız var. Onlardan herhangi biriyle yapılan atıf. Yani matuf. Gelen matuf. Öbürüne matufun aleyh denir. Üzerine dayandırılan. Evet. Üçüncümüz neydi? Tekit. Pekiştirme için gelen. Bu da manevi lafzi tekit diye iki ayrı ayrılır. Manevi tekit birkaç kelimeden ibarettir. Mesela küllün, nefsün, aynün, ecma'u gibi efendim kelimeler. Lafzi tekit herhangi bir lafzın tekrarıyla yapılan. Evet. Herhangi bir lafzın tekrarıyla yapılan. Evet. Dördüncüsü bedel. Yani gelen öznenin yerine misal veya herhangi bir ögenin yerine konduğunda ona bedel olarak gelen. Kale Ömer Ebu Hafs demiş. Hafs'ın babası. Hazreti Ömer Efendimizin künyesi. Dördüncüsü bu. Bedel. Ra'ytu şahsen bir karartı gördüm. Racülen adam gördüm. Bedel. Bu bedeli baz bedeli kül. Yani bir varlığın tamamını temsil ediyorsa bedeli kül parçasını. Mesela falanı kucakladım. Efendim boynunu kucakladım. Dediğinizde bedeli bazı oluyor. Vücudun varlığın bir kısmını yaptığınızda bedeli ihtimal, müştemilat. Efendim kapsadığı herhangi bir şeyi tekrarlıyorsa. Atfı beyan arkadaşlar, açıklayıcı atıf. Âmennâ bir resûli. O Allah Resulüne iman ettim. Adem'in ümmeti mi diyor bunu? Nuh Aleyhisselam'ın ne diyorsun? Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Tam bir açıklayıcı olarak konan kelime. Evet. 10 amel arkadaşlar. 3 hareke, ötre, üstün, esre sırasıyla. Öznelik, efendim, tümleşlik, nesnelik harekesi. Bir de tamlananlık. Resulullahi dediğimizde Allah'ın Resulü. Ötre, üstün, esre. Vav, elif, ya. Bir de irab nunu. Tesniye ve cemilerde bir de muzari fiilin 5 tanesinde gelen nun. Mesela yef'alani yef'alune, tef'alani tef'alune, bir de evet muhataba, müfret muhataba, tef'aline, tensurine, ya Ayşe sen yardım ediyorsun derken tensurine. Ef'al-i hamse denir buna da unutmayın. 3 tane de hazif. Hazif ne? Molla efendi bir ömür ders verir demez ki kaldırmak, ortadan kaldırmak, yok etmek. Arkadaşlar, yansuru,
Lem getirdik. Şuraya yazayım da. Lem yansur. Ötreye hasfettik. Harekenin kaldırılması. Hazfül hareke. Tera görüyorsun. Lem tera görmedin. Ne elem tera görmedin mi derken? Evet. Lem tera. Ahiri, sonu hazfettik. Yani sonda gelen illet harfini. Elif, vav, ye'yi amilden dolayı kaldırırız. Buna da hazfül ahir denir. Tensurune. Tensurune. Evet, hızlı yazdım. Evet. Tensurune, yardım ediyorsunuz. Başına cezmedatlarından in geldi. İn tensuru. Eğer yardım ederseniz dinallahi, Allah'ın dinine yardım ederseniz. Evet. Yansurkumullahu, Allah da size yardım eder derken nunu hasfettik. Hareke, hazif de üç taneymiş. Üç hareke, dört harf, üç. Evet. Şimdi arkadaşlar, bu on alametin kelimelerin sonuna gelmesi açısından bir izah. Bu 10 tane alamet 30 grupta, 30 grup mamulde gözükecek ya. 9 hal alır. Başka değil sadece. 9 hal. Bu da 4'te özetlenir. Evet. Sırf hareke ile iraplanma, yani alametlenme. Kelimeler sırf hareke ile, sırf harflerle. Üçüncüsü hazifle beraber hareke, dördüncüsü de harfle beraber, hazifle beraber harflerle. Hazifle beraber harekeyle, hazifle beraber harflerle. Evet. Bir misal vereyim zikrullah'tan. İnşallah bunların izahını da yapacağız sizlere. Evet. Kebbirullâhe. Kebbiru fiildir arkadaşlar. Allah ismi celilini ne yaptı? Üstün yaptı. Kime, neye, kimi neyi sorusunun cevabı mef'uldür. Kimi tekbir edeceksiniz? Allah'ı. Kebbirullâhe, Allah'ı tekbir edin. Ha. Kebbiru'nun amili, merfu mamulü içinde en tümdür. Gizli. Bunun için kebbiru fiil ve fail. Fiil, fail. Ha. Amil artı merfu mamul. Bu anlattıklarımızdan dolayı. Görüyor musunuz? O merfu mamul neymiş? İçinde entüm. Kebbiru, siz tekbir ediniz. Fiil, fail. Amir, mamul. Fiil olduğu için amir. İçinde merfu mamul. Entüm. Allah ismi celili mansup mamul. Anlamı diyor ki Allah'ı büyüttünüz. Haşa. Ne diyoruz? Allah'ın büyüklüğünü ilan ediniz. Sebbihullâhe tesbihan. Sebbihullâhe tesbihan. Allah'ı uzaklaştırınız olur mu? Haşa. Allah'ı hayallerden, aklın kavramasından, herhangi bir şeyin izah, ihata etmesinden uzak biliniz demektir. Tesbihin manası uzak biliniz.
uzaklaştırınız ilk bakışta. Mesela sebbehal fülke alel behri. Deniz üzerinde gemiyi uzaklaştırdı. Görüyor musunuz? Deniz üzerinde gemiyi tesbih etti. Neymiş? Uzaklaştırdı. Ama burada öyle demiyoruz. Allah Teala'yı eşten, ortaktan, benzerden, ihata olunmaktan uzak biliniz. Biz buna hamdolsun bir değişik daha açıklama yapıyoruz. Bambaşka biliniz Allah'ı. Evet. Sübhanekallahümme de arkadaşlar bir izah yapıyorum. Üsebbihukallahümme sübhanendir oranın aslı. Sübhanekallahümme neymiş? Allahümme üsebbihuke sübhanen. Ya Rabbi seni çokça tesbih ederim. El Fatiha.